YouTube kanalındaki Oscar yorumlarına hoş geldiniz. Bugüne değin Oscar yarışı ile ilgili, Oscar'a da hakkı yenenlerle ilgili görüşlerimi paylaşmıştım. Ama Oscar'a aday olan 9 filmin kalitesiyle ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmamıştım. Sırası geldiğine göre bana göre en iyi film hangisi, en kötü film hangisi? Bu konudaki görüşlerimi videonun geri kalanından ulaşabilirsiniz. Oscar yarışında bu sene 9 filmi göz önünde bulundurunca en kaliteli film seçkisini görebiliyoruz. Bu durum belki de yabancı üyelerin, Afro-Amerikalı üyelerin, kadın üyelerin artmasıyla birlikte biraz çeşitliliğin etrafında konumlandı ve bu noktaya gelindi. Ve büyük oranda da Amerikan klasik sinemasını temsil eden yönetmenler de en iyi belki de son yıllardaki Spielberg'in, Paul Thomas Anderson'ın, Christopher Nolan'ın son yıllardaki en iyi filmleri mükafatlandırıldı. Bunun yanındaki diğer filmlerle birlikte de 6 tane net iyi film karşımıza çıkıyor. Dunkirk belki de hani son 15 yılın en iyi savaş filmi. Bunun yanında Phantom Thread, Paul Thomas Anderson'ın kendi ufuk açıcılığını kanıtladığı bir modacı hikayesi. Shape of Water, Guillermo del Toro'nun Amerikalılar için masal yaratmakta da becerikli olduğunu kanıtladığı ve Pan'ın Labirenti gibi insani öyküler anlatmaya geri döndüğü bir eser. Bunun yanında The Post, Steven Spielberg'ün ondan beklediğimiz açıkçası hani tarihi hikaye anlatma algısını yerine getiren bir iş. Lady Bird de gençlik filmlerinde hani nasıl dönemsel algı farklı bir noktaya götürülebilir. Buradan da büyüme hikayesi nasıl taptaze olabilir bunu kanıtlıyor. Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri zaten Martin McDonagh yükselen bir figürdü ve burada da aslında yönetmenliğini geliştirdi ve daha çok senaryo anlamında çok başarılı bir işe imza attı. Ve açıkçası hani kadın hikayeleri daha bir önde bu sene. Three Billboards'taki kadının mücadelesi, erkeklere, tacizci erkeklere karşı gelmesi dikkat çekti. Shape of Water'da hademe kadın karakterinin bütün tabulara karşı gelerek, nükleer savaşa da karşı gelerek bir anlamda kendi aşkını bulması, sinema sevgisini kabul ettirmesi ilgi gördü. Bunun yanında Lady Bird'deki annesine baştan itibaren isyan eden bir karakterin büyüme öyküsü irade öyküsüne dönüştü ve bu ilgi çekti. Bunun yanında Vicky Cripps'in Phantom Thread'deki ve Meryl Streep'in gerçek bir karakterden yola çıkan karakteri The Post'taki neredeyse ana karakter gibiydi. Yani ana hikayeyi belirleyen kadın karakterlerdi. Hani bu sebeple de kadın karakterlerin merkezliği bu sene dikkat çekiciydi. Fiziksel dönüşüm anlamında daha ziyade Dark Star oyunculuklarda fiziksel dönüşüm çok ilgi çekebiliyor. Bu sene bu konuda daha ziyade hani Dark Star daha bir öne çıktı. Fiziksel dönüşüm mantığı biraz farklı algılandı bu sene. Ve bu konuda fazlasıyla devre çok ileriye gitmeye çalışan Aitonia filme aday olmadı örneğin. Ama Dark Star bu konuda temsil edildi. Daha ziyade dönemlerin temsil edilme şekilleri fark yarattı. Belki de La La Land'in eski Los Angeles'te günümüzün Los Angeles'ını birleştirme arzusu bir şekilde hani etki yarattı ve Dunkirk'ün 1940'lar savaş atmosferini bir senfoniye çevirme arzusu. Bunun yanında Dark Star'ın yine bir biyografik film olsa da bunu hani sanat yönetimi üzerinden bir dile dönüştürme arzusu 1940'lar İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Churchill'in bakış açısını dikkat çekiciydi. Bunların yanında Phantom Thread'de Paul Thomas Anderson 1950'lerin Londra'sına giderek bir moda tasarımcısının hikayesini nakış gibi işlenmiş bir buruk bir melodiye dönüştürüyordu açıkçası. Bunu yaparken de bir terzinin nasıl bir elbiseyi işlemesi, dokuması estetiğe dönüşüyordu ve kapalı mekandaki açılar da bu açıdan dikkat çekiciydi. Ve bu anlamda da hani Dunkirk'te nasıl Hans Zimmer'ın bütün filme damga vuran müziği dikkat çektiyse Phantom Thread'de de Johnny Greenwood neredeyse filmin %70'inde müziğiyle buruk bir melodiye dönüştürüp bu tutkuyu bir modacı hikayesini gayet iyi bir özgün bir şekilde getiriyordu. Bunların yanında Lady Bird'in 2002 Sacramento'sunu sanki bir dönemmiş gibi kavraması ve Squid and the Whale'da Noah Baumbach'ın yaptığı 80'lere uyguladı ondan 20 sene sonra estetiği buraya uygun bulması ve bir yıllık kahramanının gözünden adeta onun güncelerini böylesi bir renk dokusuyla mat renklerden, solgun renklerden yola çıkan ama bunu bir çizgi roman kahramanına, anti çizgi roman kahramanına dönüştüren
Kostüm tasarımı ve yapım tasarımıyla bu anlamda dikkat çeken bir iş vardı makyajıyla da. Bu açıdan belki de Lady Bird ilgi çekti gençlik filmi olarak. Genelde gençlik filmleri çok ilgi çekmiyor. Juno çekmişti zamanında. Bunun yanında 1980'ler İtalyasını tablolara benzeten ve tablolardan güç alarak Apichatpong Fierro Santacul'un görüntü yönetmeninin minimalizmini kullanan Call Me By Your Name'de açıkçası dönem algısını yansıtmasıyla da eşcinsel büyüme hikayesine dikkat çekti. Bu anlamda da eşcinsellik Moonlight'tan sonra yine geçerli oldu. Ve tabii ki Shape of Water'ın 1960'ların başının nükleer savaş yıllarını, soğuk savaş yıllarını yansıtma becerisi de masalsılıkta canlandı ve eski sinema ürünleriyle o dönemin sinema ürünlerini bir araya getirmektedir. Bir anlamda hani oyunbaz bir sinema sevgisi fetişizmine dönüşüyordu. Bu da artisti de andırıyordu açıkçası ama Amelie ile Karagöl'ün canavarını yüzleştiren bir dönem algısı yarattı Guillermo del Toro. The Post'ta açıkçası hani Janusz Kaminski beyaz rengi bir perde gibi kullanıp açıkçası bunu belki de hani gazetenin estetiğini yerine getirme algısıyla yüzleştiriyordu ve bu anlamda da The Post yine özgün bir dönem portresi sunmayı beceriyordu. Açıkçası hani dönem portresi sunmayan filmler de vardı. Ama daha ziyade diğerleri dikkat çekti. Evet, Get Out ve Three Billboards daha günümüzde geçen filmler. Ama bunlar da hani ırkçılık ve bir kadının adaleti araması üzerine kurulmasıyla günümüze uygun bir tematik bakış açısına sahipti. Bu sene de elbette biyografik filmler fazlasıyla aktifti. Biyografik filmlerde Darkest Hour öne çıktı. Bunun yanında elbette Lady Bird de biraz otobiyografik olarak alınabilir. Phantom Thread net biyografi olmasa da kurmaca bir biyografiye yakındı. Daha ziyade bir 1950'lerde geçen bir tutkunun öyküsü olarak alınabilecek olsa da dönemsel mesele dikkat çekiciydi. Bu sene Oscar'da elbette hani dönemleri yansıtmanın özgünlüğü öne çıktı ve yönetmenler de ya hani kostüm tasarımını dil yaratma aracına veya müziği dil yaratma aracına dönüştürebildi veya sanat yönetimini dil yaratma aracına dönüştürebildi. 2002'yi dönem atmosferine kavuşturabilmek de fazlasıyla özgünlük olarak algılandı ve kadın yönetmenlerin de öne çıkmasıyla birlikte bir portre devreye girdi ve son yılların en iyi, en kaliteli Oscar seçkisi karşımıza çıktı. Dunkirk'ten Phantom Thread'e, Shape of Water'dan The Post'a, Lady Bird'den Three Billboards'a fazlasıyla alınacak filmler bunlar ve elbette bizim karşımıza çıkan hani melodramatik bir damardan beslenme ve duygusallık yaratma mevzusu da evet devreye girebildi. Call Me By Your Name gibi filmlerde. Ama bu konu çok da çok fazla hani net baskın olarak devreye giremedi. Zira Dunkirk ve Phantom Thread en öne çıkan filmler ama böylesi bir dokunuşları yoktu. Mesafeli bir yaklaşımları vardı. Başarı hikayeleri de bu anlamda net olarak temsil edilmedi. Daha ziyade kendilerini farklı sinema dillerinin esiri olarak buldular. Ve sinema sevgisi de açıkçası özellikle Shape of Water'da dikkat çekiciydi. Lady Bird'de de dikkat çekiciydi. Bu anlamda bizim için çok faydalı bir Oscar seçkisi menüsü çıktı bu sene. Bana göre Oscar'a aday olan 9 filmin kalite sıralaması şu şekilde. Size göre Oscar'a aday olan 9 filmin en iyileri hangileri? Sizin sıralamanız nasıl? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.